Sarnayla konumuza başlayacağız. Şimdi arkadaşlar burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var, o da şu. Dünyamızda bakın başlangıç meridyeni görüyorsunuz. Başlangıç meridyenin geçmiş olduğu yerden itibaren başlangıç meridyeni İngiltere'de, Londra'da Greenwich'ten geçtiğini daha önce de sizlere belirtmiştik. Geçmiş olduğu yerden itibaren doğuya ve batıya doğru hareket edebilirsiniz. Mesela doğuya hareket ettiğinizde işte arkadaşlar bir doğu şeklinde, iki doğu şeklinde bu şekilde gidiyorsunuz. En son 180 doğuya kadar yolunuz var. Batıya doğru gittiğinizde de bir batı şeklinde, iki batı şeklinde devam edip arkadaşlar 180 batıya kadar gidebiliyoruz. Ve böylece arkadaşlar toplamda 360 tane meridyen geçme şansımız oluyor. Yani dünyada 360 tane meridyen vardır. Bu meridyenlerin 180 tanesi doğuda, 180 tanesi de batıda olmak üzere 360 tane arkadaşlar bizim meridyenimiz var. Ama bizim tabii bunlarla çok bir işimiz yok arkadaşlar. Bunu sizlere belirteyim. Bizim asıl işimiz şu anki göstereceğim çalışmayla alakalı olacak. O yüzden arkadaşlar bakın dikkatinizi çekiyorum. Biz ülke olarak dediğimiz gibi 26-45 meridyenler arasındayız. 26 Doğu Çanakkale ile 45 Doğu Iğdır arasında kalan bir ülkeyiz. Buna bağlı olarak değerli arkadaşlar baktığımızda şimdi sizlerle beraber hemen ülkemizde olmuş olduğu yeri bakın şöyle gösteriyorum sizlere. Bakın biz şuradayız ve 26 Doğu meridyeni olan Çanakkale ile 45 Doğu meridyeni olan Iğdır'ın olmuş olduğu arkadaşlar yerdeyiz. Bunu belirtelim. Şimdi bakın dikkat. Sıfır başlangıç meridyeni ile 15 Doğu meridyeni arasında toplam 15 meridyen bir fark var ikisinin arasında. Peki 15 meridyen çarpı 4 dakika ne yapacaktır? 1 saat. 1 saat olduğu için 15 Doğu dünyadaki birinci ulusal saat olarak geçer. 15 Doğu ile 30 Doğu arasında da arkadaşlar biliyorsunuz 15 meridyen fark var. Çarpı 4'ten yine 60 dakika yapar. Yine 1 saat yapar. O yüzden 30 Doğu dünyadaki ikinci ulusal saat olarak geçmektedir. Arkadaşlar 30 ile 45 arasında 15 meridyen fark var çarpı 4 dakikadan. O da yine aynı şekilde arkadaşlarım 15 meridyen çarpı 4 dakikadan 1 saat yapacak. O yüzden 45 Doğu'da dünyadaki 3. ulusal saat olarak geçer. 60 Doğu 4. ulusal saat, 75 Doğu 5. ulusal saat, 180 Doğu'da 12. ulusal saat olarak devam edecektir. Bir 180 tane de batıda olmak üzere toplam arkadaşlar bizim 24 tane ulusal saatimiz vardır. Peki şimdi gelelim asıl bizim işimize. Biz 1. ulusal saat dediğimiz 15 Doğu Türkiye'den geçiyor mu? Bakın geçmiyor. Çünkü Türkiye 26 ile 45 arasındaydı. Peki 2. ulusal saat ayarı Türkiye Türkiye'den geçiyor mu? Geçer. 26 Doğu ile 45 Doğu arasında kaldığımız için 2. ulusal saat Türkiye'den arkadaşlar geçmektedir. Peki 3. ulusal saate gelelim değerli arkadaşlar. 3. ulusal saat neresi? 45 Doğu. O zaman arkadaşlar 45 Doğu tam da Iğdır'ın üzerinden. O zaman 3. ulusal saat de Türkiye'den geçmektedir. Ama 4. ulusal saat 60 Doğu, 5. ulusal saat 75 Doğu. Bunlar Türkiye'den geçmiyor. Bizim burada bilmemiz gereken şey şu. Türkiye'de iki tane ulusal saat ayarı vardır. Birisi ikinci ulusal saat, diğeri üçüncü ulusal saat. Peki dikkatini çekiyorum. İkinci ulusal saat neresi? 30 Doğu. 30 Doğu dediğimiz arkadaşlar yerimiz İzmit olarak karşımıza çıkıyor. 30 Doğu İzmit. Üçüncü ulusal saat neresi? 45 Doğu. 45 Doğu yani değerli arkadaşlar Iğdır olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki değerli arkadaşlar bu durumda biz iki tane ulusal saat ayarı kullanırız. Birisi 30 Doğu, diğeri 45 Doğu. Peki bir düşünün bakalım. 30 Doğu 45 Doğu arasında 15 meridyen fark var. 15 meridyen çarpı 4 dakika yine ne yapacaktır? 1 saat yapacaktır. 1 saat. Hatırlayın biz saatlerimizi 1 saat geri alıyorduk, 1 saat ileri alıyorduk. Böylece değerli arkadaşlar kış ve yaz saati kullanıyorduk. Ama işler değişti. Bakın burada açıklamama dikkat edin. Ülke olarak biz 45 Doğu Iğdır yaz saat uygulamasıyla 30 Doğu İzmit kış saat uygulamasını kullanıyorduk. 45 Doğu yaz saati, 30 Doğu kış saati. 45 Doğu 3. ulusal saat, 30 Doğu'da ikinci ulusal saatti. Biz saatlerimizi bir saat ileri alıyorduk, bir saat geri alıyorduk. Dikkat! Dikkat, notumuz var burada. Enerji tasarrufu nedeniyle ülkemizde yalnızca 45 Doğu kullanılır, 30 Doğu kış saati uygulaması kaldırılmıştır. Hatırlayın, 5 yıldır biz saatlerimizi geri alıyor muyuz? Hayır. Biz 5 yıldır saatlerimizi geri almıyoruz. Bu yüzden 30 Doğu dediğimiz arkadaşlar kış saati uygulaması kaldırılmıştır. Bunu belirtelim sizlere. Peki değerli arkadaşlar o zaman şu an kolumuzdaki saatler, telefonumuzdaki saatler, ne bileyim işte evimizdeki saatler, bu saatler şu an ülke olarak ne
nereye ayarlıymış? 45 doğuya. Şu an hepimizin kullandığı saatler arkadaşlar 45 doğuya ayarlıdır. Yani biz ülke olarak Iğdır saatini arkadaşlar kullanan bir ülkeyiz. Bunu buradan belirtelim sizlere. Peki küçük bir sorumuz var arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Sorumuz da bizlere diyor ki ulusal saat ile, şimdi bir dur bakalım. Biz ulusal saat olarak arkadaşlar nereyi kullanıyorduk ülke olarak ulusal saatte? 45 doğu dediğimiz Iğdır'ı kullanıyorduk. Bakın burayı kullanıyoruz. 45 doğu medyanı olan Iğdır'ı. Üçüncü ulusal saat ayarını arkadaşlar kullanıyoruz. Ulusal saat ile yerel saat arasındaki farkın en az olduğu il. Farkın en az olduğu il. Bu ne demektir? 45 doğuya, Iğdır'a en yakın şehir demektir. Peki kimdir en yakın olan arkadaşlarım burada? Kars. Bu yüzden sorumuzun cevabı Kars olacaktır. Hangisinde fark en azdır demiş arkadaşlar? Cevabımız buradan Kars ilini diyeceğiz sizlerle beraber. Peki değerli arkadaşlar, ulusal saat ile yerel saat arasındaki farkın en az olduğu il hangisidir demiş bizlere? Pardon, en fazla olduğu il hangisi demiş bizlere? En fazla olduğu il. Bu zaman ne yapacağız? Üçüncü saat dilimi olan 45 doğuya en uzak olanı alacağız. Peki kimdir en uzak değerli arkadaşlar burada? Denizli şehrimiz var. O zaman bu durumda arkadaşlar sorumuzu net bir şekilde cevaplayacağız. Farkın en az olduğu şehir Kars, farkın en fazla olduğu şehir Denizli. Ve küçük bir hatırlatma. Bize sınavda bizi kandırmak için diyebilir ki Türkiye'de 1 Ocak'ta kış mevsiminde hangi şehirle saat farkı daha fazladır der. Arkadaşlar sakın karıştırma, biz yaz kış fark etmez her zaman 3. saat dilimi olan 45 doğu Iğdır alacağız ve soruları ona göre çözeceğiz. Peki hemen sizlere arkadaşlarım bir soru soralım bakalım şöyle ve sorumuzu da arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki Trabzon ve Giresun. Hangisi ulusal saat ile arasındaki fark daha azdır? Trabzon mu fark daha azdır, Giresun mu daha azdır? Düşünelim, Trabzon mu daha doğuda, Giresun mu daha doğuda? Trabzon daha doğuda. O zaman Trabzon'da ulusal saat arasındaki fark daha az olacaktır. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Peki. Değerli arkadaşlar, geldik güneşin ufuk üzerindeki hareketi dediğimiz konuya. Ve değerli arkadaşlarım, dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Buradaki konu biraz sıkıntılı bir konudur. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Bakın, şu an gösterdiğim sizlere olay, dünyamızın yarısı falan değil, yumurtanın yarısı falan değil. Burada güneşin hareketini göreceksiniz. Bakın, güneş sabah 6'da değerli arkadaşlarım kalkıyor. Sabah 7'de kahvaltısını yapıyor. 8'de işe gidiyor. 9'da çalışıyor. 10'da çalışıyor. 11'de çalışıyor ve öğle 12'de öğle arasına çıkıyor. 13'te arkadaşlarım öğleden dönüyor. 14'te çalışıyor. 15'te çalışıyor. 16'da çalışıyor. 17'de çalışıyor ve 18'de mesaisi bitiyor arkadaşlar güneşin. Ondan sonra evine gidiyor. Dizilerini izliyor. Zaten bugün itibaren sokağa çıkma yasağı olacak bu geceden itibaren. Ondan sonra da arkadaşlar yatıp uyuyup sabah 6'da kalkıyor. Şu an görmüş olduğunuz güneşin ufuk üzerindeki arkadaşlar hareketidir. Peki değerli arkadaşlar, şimdi dikkatinizi çekmek istediğim şeye gelelim. İki tane şehir veriyorum sizlere. Birisi değerli arkadaşlarım 45 doğu diye adlandırdığımız şehrimiz olan Iğdır şehrimiz olsun. Bir diğeri de değerli arkadaşlar İzmit şehrimiz olsun. Iğdır'la İzmit'i kıyasladığımızda hangisinin değerli arkadaşlarım saati daha ileridir diye sorduğumuzda, yerel saati daha ileridir diye sorduğumuzda cevabımız arkadaşlar Iğdır olacaktır. Iğdır'ın yerel saati İzmit'e göre değerli arkadaşlar daha ileridir. Peki değerli arkadaşlar hatırlayalım. Iğdır 45 doğuda. İzmit 30 doğuda. Aralarında 15 meridyen fark var. 15 meridyen çarpı 4 dakika ne yapacaktır? 60 dakika yani 1 saat. Bu durumda Iğdır'ın yerel saati İzmit'ten 1 saat ileri olacaktır. Peki arkadaşlar dikkat. Iğdır'ın yerel saati İzmit'ten 1 saat ileri diyoruz ya. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Sallıyorum şu an Iğdır şehrimizde saat 12. Bak Iğdır'da şu an saat arkadaşlar 12 olduğunu düşünün. Peki İzmit. İzmit'in saati Iğdır'dan ne kadar gerideydi? 1 saat dedik, 60 dakika. Peki 60 dakika olduğuna göre Iğdır'da şu an saat 12 ise İzmit'te saat kaç olacaktır? 1 saat geri, yani 11. Peki 11 diyorsak arkadaşlar nerede acaba? X dediğimiz tarafta mı olacak yoksa Y dediğimiz tarafta mı olacak? Buna dikkat edin. X dediğimiz tarafta. Bakın arkadaşlar burası olacaktır. İzmit dediğimiz yer arkadaşlar bakın burada. İzmit'in güneşi saat 11 civarında olacak. Iğdır'la İzmit ilini karşılaştırdığımızda değerli arkadaşlar. Iğdır'da saat 12 ise İzmit'te saat 1 saat daha geri. Yani saatimiz burada
11'de arkadaşlar olacaktır. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Yani benim sizlere anlatmak istediğim şey şu. Birazdan soruları da çözmeye başlayacaksınız. Ve şunu görün. Doğuda olan yerin saati daha ileridir. Batıda olan yerin saati daha geridir. Şimdi ben sizlere buradan anahtar bir tane soru sormak istiyorum arkadaşlar. Bu soruma dikkat. Diyelim ki şu an Iğdır'da güneş burada. Bakın Iğdır'da arkadaşlar güneşimizin burada olduğunu düşünün. Saat ortalama işte 5 gibi düşün. 4.30-5 gibi düşün. Iğdır şehrimizde arkadaşlar güneş burada. Peki İzmit'te nerede? İzmit'te nerede olacak? Arkadaşlar bakın şu bir numaralı dediğim yerde mi olacak İzmit'te güneş? Yoksa iki numaralı dediğim yerde mi olacak İzmit'te güneş? Yoksa üç numaralı dediğim yerde mi olacak arkadaşlar İzmit'te güneşimiz? Yoksa değerli arkadaşlar İzmit'te güneşimiz dört numaralı yerde mi olacak? Şimdi hatırlayalım. Iğdır'la İzmit arasında toplamda 60 dakikalık yani bir saatlik fark var. Zaten Türkiye sınırlarına baktığımızda Türkiye sınırları 26 doğu ile 45 doğu arasında. Yani aralarında 19 meridyen fark var. Türkiye'nin en batısındaki Çanakkale ile en doğusundaki Iğdır arasında 76 dakikalık bir fark var. Arkadaşlar 19 meridyen çarpı 4 dakikada 76 dakikalık fark var. Peki Türkiye'nin en doğusuyla en batısı arasında 76 dakikalık fark varsa, Iğdır'da bakın güneşimizin şurada olduğunu söyledim sizlere, güneşimiz Iğdır'da buradaysa, İzmit'in güneşi nerede olur? 1'de mi, 2'de mi, 3'de mi, 4'de mi? Bu sorumuzun cevabı 4 olamaz. Çünkü Iğdır'da güneş buradaysa değerli arkadaşlar, İzmit'in güneşi 4'te olma şansı yok. Çünkü Iğdır'da saat ortalama 4.30-5 gibi ise arkadaşlar İzmit'in saati ondan 1 saat geri olacak. Öyle çok uzak bir fark olamaz. Türkiye'de arkadaşlar bu kadar fark yok. Türkiye'nin bir ucu buradayken diğer ucunun burada olma şansı arkadaşlar yok. Biz saat farkımız o kadar değil. Bizim zaten en doğumuz en batımız arasında saat farkı en fazla 1 saat 16 dakika. Bunu belirtelim. Peki Iğdır'ın saati burada dedik. İzmit'in saati 4 olamaz. Peki 3 olabilir mi? O da olamaz. O da bize çok uzak. 2 olabilir mi? O da olamaz. O da bize çok uzak. Iğdır'da saat arkadaşlar 4 olduğunu düşünün. İzmit'te saat arkadaşlar 1. Yani 13 olma şansı yok. Çünkü bu kadar saat farkımız yok. İzmit'te olsa olsa arkadaşlar güneş ancak 1 numaralı yerde olur. Bu yüzden bizim cevabımız da burada 1 numara olacaktır. Yani benim sizlere anlatmak istediğim buna şeye dikkat edin. Kural 1. Doğuda olan yerin saati daha ileridir. Buna dikkat. Kural 2. Türkiye'nin en doğusu en batısı arasında 1 saat 16 dakika fark var. O yüzden soruları çözerken her zaman yakındaki kısımları alın arkadaşlar bu tarz. Hadi bakalım sizlere söylemiş olduklarımla alakalı arkadaşlar küçük bir soru çözelim ve böylece konumuzun ne durumda olduğunu anlayıp anlamadığımızı daha net bir şekilde arkadaşlar görebiliriz. Buyurun sizlere arkadaşlar 2014 yılındaki ÖSYM'nin çok sevdiği bir konudur arkadaşlar bu. 2014 yılında KPSS'de çıkmış olan bir tane arkadaşlar sorudan bahsedelim. Diyor ki arkadaşlar bizlere soruda güneş İzmit ufuk üzerindeki konumdayken bakın İzmit'te güneşimiz değerli arkadaşlar burada. Dikkatinizi çekiyorum. Hemen hemen öğle 12 gibi arkadaşlar. Ufuk üzerindeki konumdayken Iğdır ilimizde kaç numaralı konumda yer almaktadır? Şimdi dikkat. İzmit'te güneş burada. Iğdır nerede? İzmit'e göre daha doğuda. İzmit'e göre saati daha ileride. Daha ileride olduğuna göre arkadaşlar bir kere 4 olma şansı ve 5 olma şansı gitti. Peki Iğdır nerede? 1'de mi? 2'de mi? 3'te mi? Biraz önce söyledik. Türkiye'nin en doğusu en batısı arasında 1 saat 16 dakika fark var. İzmit'in saati hemen hemen 12 iken arkadaşlar Iğdır'ın saati 1 numaralı konum olan yerde olma şansı yok. Çünkü burada saat 17'ye yakın arkadaşlar. 2 numaralı yerinde olma şansı yok. Her zaman ne yapacaktık? En yakın alacaktık. Bu yüzden sorumuzun cevabı 3 numara olacaktır. Anlaştık mı? Iğdır'ımız 3 numaralı konumda olacak. Peki hemen bir saniye daha soru çözelim sizlere değerli arkadaşlar bununla alakalı. Cevabımız 3 numaradır dedik sizlere. Bu yüzden bu anlatımı arkadaşlar dikkat edin diyorum. Hemen bir tane daha soru çözelim sizlere. Pardon şurada bir sorumuz daha vardı. İşte buyurun bakalım. Arkadaşlar sorumuzda yine bir güzel bir sorumuz daha var burada. Diyor ki güneş Ankara'da ufuk üzerindeki konumdayken. Bakın Ankara'da güneş burada. Hemen hemen öğleden sonra gibi saat 13 gibi konumdayken soru işaretiyle gösteren ilimiz hangisi olabilir diyor. Bu sefer farklı bir soru. Soru işaretiyle gösteren il. Bir kere dikkat. Soru işaretiyle gösteren il Ankara'ya göre saati daha ileride. Saati daha ileride olduğuna göre Ankara'nın daha doğusunda olması lazım. Ankara'nın doğusunda. Peki Edirne Ankara'nın doğusunda mıdır? Hayır.
arkadaşlar. Balıkesir Ankara'nın doğusunda mıdır? Hayır. Bursa Ankara'nın doğusunda mıdır? Hayır. Bunlar hep batısında. Eskişehir ve Kırıkkale. Eskişehir de Ankara'nın arkadaşlar batısındadır ama Kırıkkale Ankara'nın doğusunda. O yüzden sorumuzun cevabı Kırıkkale olacaktır değerli arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Ve soruyu nasıl çözümledi arkadaşlarım dikkat edin diyelim. Peki böylece değerli arkadaşlar bu kısmı da geriye bıraktık ve gelelim şimdi sizlerle beraber yeni bir konuya. O da şu. Güneşin doğuşu ve batış saatleri. Arkadaşlar yerel saati attık çöpe. Artık yerel saatte bir işimiz yok. Yeni bir konuya başlıyoruz. Güneşin doğuşu ve batış saatleri. Hatta bu konuyu görünce hep aklıma Ebru Gündeş'in şarkısı gelir. Güneşin doğuşu batışı farksız diye. Neyse değerli arkadaşlar. Şimdi burada güneşin doğuşu ve batış saatleri ile alakalı bir konumuz var. Ve arkadaşlar ilk sorum sizlere çok basit. Hangisinde güneş daha erken doğar? Tabii ki de Iğdır'da. Iğdır'da güneş daha erken doğacaktır. Peki değerli arkadaşlar, Iğdır'da güneşimiz saat kaçta doğsun diyelim? Mesela değerli arkadaşlar, Iğdır'da güneşimiz örnek veriyorum değerli arkadaşlarım saat 6'da doğsun diyelim. Iğdır'da güneşimiz değerli arkadaşlar saat 6'da doğdu. Peki değerli arkadaşlar, Trabzon'da güneş kaçta doğacak? Ona da bakalım. Şimdi bir kere Iğdır'da güneşimiz saat 6'da doğdu. Peki Trabzon'da güneş kaçta doğacak? Iğdır'la Trabzon arasında arkadaşlar 5 meridyen fark var. Trabzon 40, Iğdır 45. 5 meridyen çarpı 4 dakika ne yapacaktı? 20 dakika. Demek ki Trabzon'la Iğdır arasında 20 dakikalık fark var. Peki Iğdır'da saat 6'da doğuyorsa Trabzon'da güneş 20 dakika önce mi doğacaktır, sonra mı? Tabii ki de arkadaşlar sonra. O yüzden arkadaşlar Trabzon'un saati Iğdır'a göre daha geri ileri güneşin doğuş saati daha arkadaşlar geç olacaktır. Iğdır'da 6'da doğuyorsa Trabzon'da 6.20'de değerli arkadaşlar doğar. Peki Trabzon'la Ankara'ya kıyasladığımızda arkadaşlar Ankara'nın Trabzon'la arasında 7 meridyenlik fark var. 7 meridyen çarpı 4 dakikadan 28 dakika yapar ve Trabzon'da 6.20'de güneş doğuyorsa Ankara'da arkadaşlar 28 dakika sonra doğacaktır. Yani değerli arkadaşlar 6.48'de Ankara'da güneşimiz doğacak. Hocam ne yapıyoruz? Bakın ne yaptığıma dikkat edin. İlk sorum şuydu. Hangisinde güneş daha erken doğar? Dedi ki Iğdır. Arkadaşlar Iğdır'da daha erken doğduğuna göre saat 6'da doğduğunu farz edin diyorum sizlere. Trabzon'da güneş daha geç doğacaktır. Iğdır'da erken doğar, Trabzon'da daha geç doğar. Sonra Ankara'da, sonra İzmit'te, en sonunda Çanakkale'de doğacaktır güneş. O yüzden bu dediklerime dikkat. Bakın Iğdır'da 6'da doğdu, Trabzon'da arkadaşlar 6.20'de doğdu ve Ankara'da gördüğünüz gibi 6.48'de doğdu. Peki İzmit? Aralarında 3 meridyen var. Çarpı 4 dakikada ne yapacaktır? 12 dakika. Bu durumda İzmit'te güneş arkadaşlar saat 7'de doğacaktır. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Ve dediğim cümleleri arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Doğuda güneş daha erken doğuyor. Batıya geldikçe güneş daha geç batıyor. Bunu da belirtelim. Peki Çanakkale'ye gelelim arkadaşlar. Çanakkale İzmit arasında da 4 meridyenlik bir fark var. 4 meridyen çarpı 4 dakikadan da 16 dakika yapar. Bu durumda Çanakkale'de güneş 7.16'da değerli arkadaşlar doğacaktır. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Peki değerli arkadaşlar şöyle bir daha bir yaptığımız işlemi kontrol ettiğimizde Iğdır'da güneşin saat 6'da doğduğunu görüyoruz. Trabzon'da 6.20'de, Ankara'da 6.48'de, İzmit'te 7'de ve Çanakkale'de de 7.16'da doğuyor. Peki şimdi dikkat. 21 Mart ve 23 Eylül deyince aklımıza ne gelecekti bizim? Ekinoks. Ekinoks'ta gece gündüz süresi ne oluyordu arkadaşlar? Eşit. 12 saat gündüz, 12 saat gece. Peki sınava girdiniz. Sınavda diyor ki Iğdır'da güneş 21 Mart'ta yani Ekinoks'ta 6'da doğarsa kaçta batar? 12 saat sonra 18'de batar. Trabzon'da 6.20'de doğarsa 18.20'de. Ankara'da 6.48'de doğarsa 18.48'de. İzmit'te 7'de doğarsa 19'da, Çanakkale'de 7.16'da doğarsa 19.16'da batacaktır. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar konumuz güneşin doğuş saatleridir. O yüzden güneşin doğuş saatlerinde bu dediğimizi arkadaşlarım dikkat edin. Ve bakın dikkatinizi çekiyorum. Iğdır'da güneş 6'da doğuyor, 12 saat sonra 18'de batıyor. Trabzon'da arkadaşlar güneşimiz 6.20'de doğuyor demiştik. 12 saat sonra 18.20'de arkadaşlar Trabzon'un da güneş batacaktır. Tam 12 saat sonra Trabzon'da batacak. Ankara'da 6.48'de doğuyordu değerli arkadaşlar. Ankara'da 6.48'de doğuyorsa 12 saat sonra 18.48'de değerli arkadaşlar güneşimiz batacaktır. İzmit'te 7'de doğuyorsa 12 saat sonra saat 19.00'da arkadaşlar güneş batacaktır. Ve Çanakkale'de 12 saat sonra yani 19.16'da güneş batacaktır. Şimdi yaptığım işleme dikkat edin.
Doğuda güneş daha erken doğar, erken batar. Batıda güneş daha geç doğar ve geç batar. O yüzden bu dediklerimi arkadaşlarım dikkat diyelim sizlere. Peki, böylece güneşin doğuş ve batış saatleri diye adlandığımız arkadaşlar bu konumuzda sizlerle beraber kenara atmış olduk diyelim. Ve şimdi değerli arkadaşlar devam edelim sizlerle beraber. Güneşin doğuş ve batış saatlerini bitirdik. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Coğrafi konum şu an aslında bitti. Fakat soruların nasıl çözüldüğüyle alakalı bir olayımız var. Soruların nasıl çözüldüğüyle alakalı olayı da görmek için arkadaşlar bir notum var sizlere. Akılda kalmasın notu. Bu bittikten sonra da bir notumuz da olacak. Bu iki notu iyice dinleyip öğrendiğimizde coğrafi konumu arkadaşlar bitirmiş oluyoruz. Haberiniz olsun. Peki ne diyor bizlere? Aynı meridyen üzerinde yer alan şehirlerde bakın dikkat. İzmit ve Afyon aynı meridyen üzerindeler. Değerli arkadaşlar İzmit şehrimiz ve Afyon şehrimiz aynı meridyen üzerindedirler. Peki aynı meridyen üzerinde olan şehirlerde ortak özellikler nelerdir? Bir, yerel saatleri aynıdır. Aynı meridyen üzerindeyseler yerel saatleri aynı olacaktır. İki, güneşin en tepede olduğu an aynıdır. Bu ne demek? Arkadaşlar İzmit'te güneş en tepede olduğu anda saat kaçtır diye sorsak? İzmit'te saat 12 olduğunda Afyon'da saat kaçtır diye sorsak? Afyon'da da saat 12'dir. İzmit'te saat 12 ise Afyon'da da saat 12 değerli arkadaşlar. O zaman İzmit'te güneş en tepede olduğunda Afyon'da da güneş en tepede olacaktır. Mantık bu. Bir daha söylüyorum. İzmit'le Afyon aynı meridyen üzerinde. Aynı meridyen üzerinde olduğu için yerel saatler aynıdır. İzmit'te saat 10'sa Afyon'da da saat 10'dur. İzmit'te saat 5'se Afyon'da saat 5'tir. Peki değerli arkadaşlar, güneşin en tepede olduğu an aynıdır. Güneş en tepede olduğunda saat kaç olur? 12. Sınava girdin diyor ki İzmit'te güneş en tepedeyse Afyon'da saat kaçtır? Arkadaşlar İzmit'te güneş en tepede olduğunda saat 12 ise Afyon'da saat 12'dir. O yüzden bu özellikleri ortaktır. Peki başlangıç meridyene uzaklıkları aynı mıdır diyoruz? Hayır. Arkadaşlar bakın farklı özelliklerden bir tanesi bu. İzmit'te Afyon'un başlangıç meridyene uzaklıkları aynı değildir. Hocam neden? Çünkü değerli arkadaşlar dünyamızı bir hatırlayalım şöyle dünyamızı bir çizelim sizlere. Dünyamız şurada arkadaşlar başlangıç meridyeni olsun. İzmit'te Afyon olmuş olduğu meridyenler olsun. Peki iki meridyen arası mesafe her yerde eşit miydi? İzmit'te Afyon'un başlangıç meridyen uzaklıkları aynı mıydı arkadaşlar? Değil. İzmit'te Afyon'un başlangıç meridyen uzaklıkları aynı olamaz. Çünkü iki meridyen arası mesafe kutuplara doğru gidince arkadaşlar ne yapacaktır? Daralacak. O yüzden İzmit Afyon'a göre başlangıç meridyenine daha yakın olur arkadaşlar. Buna dikkat. Peki güneşin doğuş ve batış süreleri farklıdır diyor. Neden? Çünkü arkadaşlar Trabzon, Antalya hangisinde yazın gündüz süresi daha uzundur? Trabzon. Kışın hangisinde gündüz süresi daha uzundur? Antalya. Trabzon'un yazın Antalya'nın da kışın gündüz süresinin daha uzun olduğunu söylüyoruz. Bu durumda İzmit'le Afyon'un yaz mevsiminde ve kış mevsiminde gündüz süreleri farklıdır. Gündüz süreleri farklı olduğuna göre güneş aynı anda doğabilir mi? Hayır. Güneş aynı anda batabilir mi? Hayır. Çünkü gündüz süreleri farklı. Ha dersen ki hocam ekinoksta gece gündüz eşit olur. Ekinoksta gece gündüz eşit olduğu için o zaman güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. O zaman çok net bir şekilde söyleyeceğim sizlere ki arkadaşlar güneşin doğuş ve batış süreleri farklıdır ama ekinokslarda aynıdır. Bunu belirtelim. Peki İzmit ve Afyon hangisi ekvatora daha yakındır? Afyon. O yüzden Afyon'un çizgisel hızı daha fazladır. İzmit ve Afyon hangisi arkadaşım Alacakaran süresi daha uzundur? İzmit. Çünkü kuzeyde Alacakaran süresi daha uzun olduğunu daha önce de arkadaşlar sizlere söylemiştik diyelim. Peki değerli arkadaşlar böylece bu akılda kalmasın notumuzun kısmını bu şekilde sizlere vermiş olduk diyelim. Peki şimdi bir çalışma yapalım arkadaşlar sizlere sınavla alakalı olarak da. Şöyle küçük bir soru soralım bakalım sizlere. Hazır mısınız? Buyurun bakalım değerli arkadaşlar. Sizlere şöyle bir soru soruyorum. Diyorum ki aynı meridyen üzerinde olan iki tane şehir düşünün. Birisi değerli arkadaşlarım biz. Trabzon şehri. Bir diğeri de Diyarbakır. Trabzon ve Diyarbakır aynı meridyen üzerinde olduklarını düşünün. Hadi buyurun bakalım bu dediklerimi iyi dinleyin. Trabzon, Diyarbakır. Hangisi ekvatora daha yakındır? Diyarbakır.
Hangisi arkadaşlar kutuba daha yakındır? Trabzon. Trabzon ve Diyarbakır. Çizgisel hızı fazla olan Diyarbakır. Alacakaran süresi uzun olan Trabzon. Arkadaşlar Trabzon'la Diyarbakır'da hangisinde yer çekimi daha fazladır? Trabzon. Hangisinde arkadaşlarım güneş ışığına daha büyük açıyla gelecektir? Diyarbakır. Çünkü ekvatora daha yakın olduğu için. Peki Trabzon ve Diyarbakır'ın yerel saatleri aynı mıdır? Evet. Trabzon ve Diyarbakır'ın güneşin en tepede olduğu an aynı mıdır? Evet. Peki Trabzon ve Diyarbakır'ın gündüz süreleri aynı mıdır? Hayır. Yazın Trabzon'un, kışında Diyarbakır'ın gündüz süresi daha uzundur. Peki Trabzon ve Diyarbakır'da güneş yıl boyunca aynı anda doğup aynı anda batar mı? Hayır. Güneş yıl boyunca aynı anda doğmaz, aynı anda batmaz. Gündüz süreleri farklıdır. Ama ekinoks aynı anda doğup aynı anda batar. Peki Trabzon ve Diyarbakır'ın başlangıç meydan uzaklıkları aynı mıdır? Hayır. Trabzon başlangıç meridyenine iki meridyen arası mesafe daraldığı için daha yakındır. Ama Diyarbakır ise daha uzaktır. O yüzden bu dediğim soruların cevaplarına dikkat edin arkadaşlar diyeceğim sizlere. Özellikle de arkadaşlar bu sorduğum soruları daha sonra isterseniz YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Ekstradan ben de size anlatabilirim. Bu soruların cevaplarına mutlaka dikkat edin diyelim. Peki bir notum daha var değerli arkadaşlar. Onu da sizlerle beraber işleyelim. O da şu. Unutursam fısılda notu. Evet, böyle bir dizi değil de film var değil mi? Film vardı, unutursam fısılda. Değerli arkadaşlar, bakın bu sefer sizlere demişim ki aynı paralel üzerinde yer alan merkezlerde, aynı paralel yani aynı enlem. Bak Ankara, Erzurum. Hemen geriye gidelim. Bakın değerli arkadaşlar, Ankara ile Erzurum aynı paralel üzerindeler. Şuradan bir göstereyim sizlere. Ankara'mızla Erzurum'umuz hemen hemen aynı paralel üzerinde olduğunu bir görün bakalım. Arkadaşlar, başkentimiz Ankara. Bakın hemen hemen şurada. Başkentimiz Ankara burada. Erzurum ilimiz de burada. Peki Ankara ve Erzurum'a baktığında hemen hemen aynı paralelde olduğuna göre ekvator uzaklıkları eşittir. Değil mi? Ekvator uzaklıkları arkadaşlar eşittir. Çizgisel hızları aynı olması gerekir. Alacakaran süreleri aynı olması gerekir. Güneş ışınlarının alış açıları aynı olması gerekir. Çünkü ekvator uzaklıkları arkadaşlar eşittir diyeceğiz sizlerle beraber. Peki tekrardan dönelim arkadaşlar konumuza şöyle. Bakın Ankara ile Erzurum'u gördüğünüz gibi ekvator uzaklıklarının eşit olduğunu söylüyoruz. Peki değerli arkadaşlar ekvator uzaklıkları eşitse çizgisel hızlar nasıl olacaktır? Aynı. Alacakaran süreleri aynı. Gölge boyları aynı. Aynı. Güneş ışınlarının alış açıları da yine aynı olacaktır. Ankara ve Erzurum'un aynı özellikleri farklı arkadaş fazla. Mesela değerli arkadaşlar Ankara ile Erzurum'un en önemli farklı özelliği nedir diye sorarsanız bana tabii ki de cevabım yerel saat olacak değerli arkadaşlar. Yerel saatleri farklı. Kimin yerel saati daha ileridir? Erzurum'un. Kimin yerel saati daha geridir? Ankara'nın değerli arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim sizlere. Peki güzel insanlar böylece sizlerle beraber coğrafi konum konusunu bitirelim.